When I come around, got the whole thing wobbin'. Wop, wop, wobbin', wop, wop, wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Merhaba değerli izleyenler, yepyeni bir video ile karşınızdayız ve bugünkü videomuzda Anderson Talisca'yı inceleyeceğiz. Anderson Talisca dün akşam geldi, saat 9'da. Biliyorsunuz artık saat 9'da geliyor yeni içerikler. Biz de dün şöyle bir deneme turuna, ısınma turuna çıkardık. 2 maçta 2 gol, 1 asist yaptı Anderson Talisca. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Geçen sene Team of the Season kartı, hatta 19'da karnaval kartı vardı Talisca'nın. Bayağı keyifliydi oynaması. Yani normal gol kartını başlangıç kadrolarında bile kullanabileceğimizi söylüyordum. Yüksek düşük 4-4 sol ayak Talisca 1.90 boyuyla futta birazcık böyle özel, hani unique diyebileceğimiz bir oyuncu. Tam böyle pozisyon olarak hani işte forvet mi, CDM mi, ofansif orta saha mı? Ben iki maçı oynadım. Şimdi biraz daha da oynayacağız zaten. Bu arada skill ratingimiz 2209 olması lazım. 2209 civarında, yani test edebileceğimiz en iyi oyunculara karşı test edeceğiz. Öyle gidip de Division 5'te 6'da oyuncu inceleyip ondan sonra hani size burada şey yapmak istemiyorum. Talisca'yı deneyebileceğimiz en güzel, en iyi noktada en zor rakiplere karşı deneyeceğiz. Weekend League'de de böyle oyuncu incelemeleri çekmeye çalışacağım ama Division Rivals bence en iyi mekan bunun için. Hızlanma 91, sprint hızı 84. Ben Hunter Kimya seni tercih ediyorum Talisca'ya. Hızlanması gayet güzel ama böyle oyun içi tam hani 87 hız hissettiriyor mu? 87 hız hissettirdiğini çok düşünmüyorum ama ofansif orta saha rolü için inceliyoruz Talisca'yı. Bu ofansif orta saha rolünde de bence gayet iyi bir şekilde oynayabilir. Hızı okey, bir sıkıntı yok orada. Bitiricilik biraz az. Bu arada Talisca'yı 7 kimya oynatıyorum. 7 kimya, 10 kimya bence oyuncularda hiç fark etmiyor. Genel takım kimyanız 100 olduğu sürece bence rahatlıkla oyuncularınızı 7 kimyada oynatabilirsiniz. Anderson Talisca'da 7 kimyada bende çok sıkıntı yaratmadı. Sizde ister 7 kimya, ister 8 kimya, ister 10 kimya, 3 tane zaten oynatabilme tarzınız var. Atak pozisyon alması 88, bitiricilik 82. Bu biraz düşük ama sol ayağıyla plase, sol ayağıyla normal şutlarda bence 82'den daha fazla olduğunu göreceğiz. Özellikle Avcı Kim Yasin'de bastığımız zaman bitiriciliğinde güzel bir vuruş kabiliyeti olduğunu düşünüyorum Talisca'nın. Şut gücü 86, uzaktan şut 89. Bunlar ofansif orta saha rolü için güzel. Voleyle penaltı çok önemli değil zaten. Görüş 81. Yani bir ofansif orta sahanın görüşü biraz daha yüksek olurdu ama bu sene zaten özellikle kanatlardan oynadığımız için o ara pasları, ince pasları Talisca'nın vermesi gerekiyor mu? Bence Talisca'nın vermesi gerekmiyor. Serbest vuruşları zaten muazzam. Talisca'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Kısa pası 86, gayet iyi. Curve de verebiliyor toplara, falsosu da var. Çeviklik denge 90-79. Tam 90-79 mu? Açıkçası o kadar da değil. Yani bir Cristiano Ronaldo çeviklik dengesini sergileyemiyor. Boyu tabii ki 1.90 olduğu için. Ama normal gol kartından kesinlikle fark edebilir seviyede bir gelişme var. 90-79 kadar olmasa da Talisca ile en azından rahat dribbling yapabiliyorsunuz. Özellikle sağ analogla geriye iki kere çektiğimiz, o bir anda yönü ileri giderken zıt yöne yaptığımız beceri hareketi, onu göstereceğim zaten size. Çeviklik dengesini oyuncuların ölçmek için güzel bir hareket oluyor. Top kontrolü 87, dribbling 85. Composure biraz az kalmış, soğukkanlılık 80. Ofansif orta saha rolünde ama oyunun özellikle böyle hani kadronuz şu an tam böyle 100k, 150k, 200k, 300k civarlarında böyle yükselmeye yeni yeni başlıyorsa Anderson Talisca sizi oradan bir sonraki üst noktaya kadar taşıyacak. Ondan sonra yedeğinizde oyunun ilk ayları için faydalı olabilecek bir oyuncu olmuş. Kafa isabeti 80 diyor ama boyu 1.90 olduğu için kafa toplarında özellikle kalecilerinizden degajla gönderdiğiniz, ofansif orta sahanıza gönderdiğiniz toplarda çok etkili olacağını düşünüyorum. Dayanıklılık 80 güzel. 60. 70. dakikada kendisini forvete de atabilirsiniz eğer oyuncu değiştirmek istemiyorsanız. Gücü 71. Agresiflik 63 ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de top kesmesi 54. Defansif farkındalık 53. Müdahale 57. Defansif farkındalık Pogba'nın 59, 91, Zidane'ın, Baby Zidane'ın 59, Pogba'nın 64. Oradan birazcık anlayabilirsiniz. Yani savunma anlamında pozisyonlar buldu mu, baskı yaptınız mı, Talisca ile çok rahat bir şekilde topu kapabilirsiniz. Bir anda beklemeden kontra atağa çıkabilirsiniz. Talisca'yı nasıl bir sistemde deneyeceğiz? 4-1-2-1-2'nin ofansif orta saha rolünde deneyeceğiz Talisca'yı. 5-6 oynadığımız 6 derinlik baskılı 4-1-2-1-2 kendisini hücumda test etmek istiyoruz. Maçı kazanıp maçı kaybetmemiz hiç önemli değil. İstediğimiz şey Talisca'ya olabildiğince top verip pas dağıtımını, yaptığı koşuları, şutlarını, Talisca ile ilgili her şeyi test edebilmek. Bence oynayabileceği en güzel yer Neymar, Ronaldo, Pogba, Mbappe gibi en üst seviye oyuncuların ortasında dağıtıcı, oyun kurucu, aynı zamanda bitirici rolünde Talisca'yı
görmek olacak. 4-1-2-1-2 de bakalım nasıl oynayacak. Hunter kimyasalinden tekrardan bahsetmiş olayım. Böyle maçlara geçelim. Tamam. Anderson Talisca topu aldı. Step over, speed boost'a güzel. Arnen koşu yaptı, gerek yok. Mesela bu hareketi bu kadar hızlı yapması Talisca'nın benim hoşuma gitti. Çeviklik dengesini birazcık olsa da yansıttığını gösteriyor bu hızlılık. Hayır. Ederson. Bir de Ederson dene diyorlar bana ya. İnanılmaz. Helal Mendy. Talisca bakalım nasıl pozisyon alıyor. Yüksek düşük çalışma oranına sahip. Pogba ile gidiyoruz ortadan. Kendini güzel bak nasıl güzel pozisyona soktu biliyor musunuz? Gördünüz mü? O çalışma oranları mesela hep. Yüksek düşük ama şimdi mesela savunma tarafında ofansif orta sahada oynadığı için bir de biz ileride kal talimatını verdiğimiz için 4-1-2-1-2'de. Gördüğünüz gibi ileride kalıyor Talisca. Çok gereksiz yere savunmaya koşu yapmıyor. Orta sahanın orada. Sissoko'yu hafif böyle çok takmıyor. Orada takılıyor. Yani yüksek düşük olunca o kadar da fazla şey beklememek gerekiyor savunmada. Ama mesela yüksek yüksek olsaydı KDB gibi orada biraz daha fazla bir şey görebilirdi kendisinden. Bunlar oyunun işte oyuncuların ince detayları. Oynarken çoğumuz fark etmiyoruz ama bu çalışma oranları falan gerçekten etkiliyor. Talisca bir kafa pozisyonu. Talisca! Ah be! Olmadı. Walker ya vallahi. Talisca bakalım görebilecek mi R9'ı işte bu ara pasları Talisca çok iyi atıyor. Koyma burayı. Nerede lan Talisca? Önce demek işte Talisca'nın inanılmaz pası. Bakalım koşuyor. Talisca'dan geldi ama abi bırak be inceleme çekiyoruz be. Allah Allah. Van Dijk var ama başlayacağım şimdi ya. Düşürüyorum kendimi Division 10'a. Evet. Anderson Talisca. Allah'ım ya Rabbim kafa yiyeceğim ya. Talisca R9'a inanılmaz bir pas ve işte Anderson Talisca'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Harika pas valla. Bu arada ciddiyim ben yani şey geçmiyorum. Golümüzü de attık. O ince pasların hepsini gayet güzel bir şekilde yerine getirebiliyor. Yani görüşünün 81 olması çok böyle yansıttığı bir istatistik değil. Daha iyi paslar atabiliyor kesinlikle. Anderson Talisca. Driver'le driblingi yapıp soluna çekti. Tam istediğimiz pozisyon. Yaydı plase. En sevdiği şey sol ayağıyla. Çok önemli. Çok iyi bir rakibe karşı oynadığımız, iyi savunma yapan bir rakibe karşı kilidi açmayı başardı. Aa orada ama işte dönmeye çalıştım olmadı. Yani öyle sıkıntılar da olacak tabii ki kartta. Yani 4-2-3-1'de bence oynayabilir kesinlikle. Çünkü o kadar da şey değil yani hani böyle nasıl anlatsam. 8.2 ile oynamış. Bir golü var. Bir de bir kaleye bulan şut. Paslar başarılı. Dribbling yapabiliyorsun yani. Step over çok rahat yapılıyor. Ne bileyim o iki kere geriye ittiğimiz zaman direkt zıt yöne dönme hareketi çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Kendini iyi pozisyonluyor. Savunmaya ama çok fazla yardım etmiyor. O mesela hani böyle oyuncularınızın yüksek yüksek olmasını seviyorsanız özellikle orta sahalarınızın hani bir KDB, Bruno Fernandes gibi savunmaya geri koşmuyor. O orta saha pozisyonunda mesela Sissoko önünde topla oynarken Talisca böyle ne güzel dribbling yapıyorsun kardeşim diye izliyordu. Ama hücum anlamında tabii ki yüksek düşük olduğu için hücumda her zaman doğru yerlere koşu yapıyor. Bir tane pozisyon vardı mesela. Renato Sanchez'e galiba top sürüyorduk. Talisca ofansif orta saha rolünde konumlandırıyor kendini. Ondan sonra sağdan hafif böyle boşluğa doğru koşu yapmaya başlıyor. Forvet R9 sol tarafta olduğu için. Bunlar güzel. Bunları görmek. Devam. Bir maç daha girelim. Bu sefer 4-2-3. Gerçi yine 4-1-2-1-2 de denemek istiyorum ya. Çünkü en böyle şeye gidebildiğimiz taktik 4-1-2-1-2.
Ama 4-2-3-1 ne olur ne olmaz hazır olsun. Bir ayarlayalım 4-2-3-1'de. Neymar buraya. Renato, Talisca. Tamam, en iyisi böyle. Yani Talisca'yı sağda şeyde falan oynatamayız. Bu sefer de çift forvetle deneyeceğiz Anderson Talisca'yı. Neymar'ı ofansif orta sahaya aldık. Talisca'yı forvete aldık. Ama 4-2-3-1 gibi bir pozisyonda kesinlikle pozisyon diyorum. Formasyonda kesinlikle tek forvet oynamaz bence Talisca. Muhakkak yanında biraz daha böyle çevik dengeli dönüş yapabilen oyuncuları kullanmak gerekir. Şimdi bir de sağ forvette deneyelim Arnay'la beraber. 4-1-2-1-2'ye geçelim. Talisca bu sefer sağ forvet. Yani bence hala ofansif orta saha rolü için daha iyi ama göreceğiz. Talisca niye hala ofansif orta saha gibi? Uf. Güzel. Onu gol yapsaydı büyük şeyler söylerdim Talisca için. Ay. İşte orada R1 ile dribbling yaparken elimi çek. Ya kardeşim düzgün oynayın şu oyunu ya. Beni deli etmeyin sabah sabah ya. Allah'ım Rivals'ın böyle deli manyak adamları var ya, beni deli ediyor ya. Talisca bakalım hızı nasıl. Yanında Kamara koşuyor. Neymar'ı görebilecek mi? Çok ince delikten attı o pası. Ve golü getirin. Ya Rui Patricio. Var ya kafayı yersin ya. Talisca kendini çok güzel konumlandırdı. Ah be. Talisca. Anderson Talisca. Gerçekten stop face shot, sola çekiş muazzam. Sol ayağıyla daha kaçırdığını görmedik. Daha kaçırdığını görmedik. Koşuları yüksek düşük çalışma oranına sahip olduğu için çok iyi. Yani Talisca'yı hiçbir zaman arkada görmüyorsunuz. Arkada görmediğiniz için hücuma özellikle 4-1-2-1-2 gibi kontra atağı güçlü olan bir formasyon oynadığınız zaman her zaman doğru pozisyonlarda bulabiliyorsunuz Talisca'yı. Orada biraz ekstra zorladık. Sağ ayak. Ta 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 ta. Sağ ayak yani daha iyi vurdu sol ayağından. Bu sene de FIFA'nın bence en güzel yaptığı işlerden bir tanesi zayıf ayak 4'ün, zayıf ayak 5'in o kadar da önemli olmaması. Benim çok hoşuma giden bir faktör. Zayıf ayak 4 ve aşağısı olan oyuncuları direkt çöpe atıyordu geçen sene. Weak foot çok önemli olmasından dolayı. Bu sene 4 zayıf ayaklı oyuncuların hepsini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hatta 3 zayıf ayak bile yeri geldiği zaman kartın istatistikleri çok iyiyse mesela Puskas'ı o yüzden çok denemek isterim. Puskas ya da nasıl okunuyorsa. Kafa topunu... Aaa Arnayn'a gitti. Arnayn da geri çevirmesin. Yok artık onu atmaya. Talisca kafa topuyla indirdi. Koşu geldi. Arnayn incelemesi çekeyim mi beyler, istiyor musunuz? Evet, forvet de güzel oldu ya. Yani Talisca'yı forvet oynattığımız zaman Talisca'nın hani biraz daha az hızlı olması, ne bileyim driblinginin ve yüksek düşük çalışma oranı, mesela yüksek düşük bir oyuncuyu ofansif orta saha rolünde oynattığınız zaman özellikle 4-1-2-1-2'de neredeyse hiç geri gelmiyor. Hani bu mesela kontra atak oynuyorsanız iyi bir şey ama biraz daha böyle kompakt her şeyi yapsın tarzı oynamak istiyorsanız, ofansif orta sahanız savunmaya yardım etsin istiyorsanız o biraz can sıkıcı olabilir. Forvet rolünde hani Talisca'nın topu taşımasına gerek yok. Neymar, Pogba, Mbappe o topları verebildiği için ona sadece bitirmek kalıyor ki 82 bitiricilik olmadığını da görüyoruz bence. İnce bir pas. Ay! Talisca! İşte bu. İşte bu. Göğüs kontrol hiç beklemediğimiz bir yerde hat-trick'ini yaptı. Anderson Talisca. Evet, Talisca ile ikinci maçımızın da sonuna geldik. 3 gol. Topu da emanet ettik. Forvetle oynattığımız zaman top taşımaya gerek kalmadığı için çok daha
rahat bir şekilde kendini gol pozisyonlarında bulabildik. Ve sağ ayağıyla da affetmedi. Sol ayağıyla da çok iyi goller atıyor. Mbappe'ye verdiği kilit pas çok önemliydi. Çok güzeldi. Bir tane maç sonuna doğru Neymar'a verdiği pas da vardı. Güzel. Evet, Talisca ile 2 maç oynadık. 4 maçta 6 gol 2 asist yazıyor. Ya o istatistikler çok önemli değil. Yani bir şeyin istatistiğine bakıp direkt böyle karar vermektense maç içinde daha çok neler yapıyor? Top kendisinde değilken neler nerelere gidiyor? Çalışma oranını iyi yansıtıyor mu? İşte istatistiklerine göre oynuyor mu? Talisca'yı hem ofansif orta sahada oynadık hem forvette oynattık. Forvette de gayet güzel oldu. Ofansif orta sahada biraz daha savunmaya yardım etmemesi. Hani mesela ben şahsen oyuncularımın yardım etmesini isterim. Ama çoğunuz böyle 4-2-3-1 oynayıp çok da fazla abi ben savunmaya ne gerek var? Hani benim zaten 2 tane defansif orta saham var. O ofansif orta saha ileride kalsın. Hatta öyle komutlandırıyorsanız oyuncunuzu. O eksikliği hissetmeyebilir. Talisca çok keyifli bir karttı. Özellikle oyuna yeni başlıyorsanız Brezilya ülkesi oyundaki en güzel başlangıç ülkelerinden bir tanesi. İşte Paulinho'sundan tut ileri seviyelerde Alana, ondan sonra Teixeira var. Ne bileyim David Neres, işte Eder Militao, Diego Carlos gidebileceğiniz böyle orta seviye bir Brezilya kadroyu bir üst seviyeye de taşıyabilir. Ondan sonra da üst seviye oyunculara ulaştığınız zaman mesela Firmino yerine Talisca yapılır mı? Bence kesinlikle yapılır. Firmino'dan daha iyidir. Ama mesela KDB'den daha iyi midir? O birazcık soru işareti olabilir. Ama hem Paulinho ile hyperlink olması, stronglink de değil hyperlink olması, hem de çoğu Brezilya kadrosuna oturabilmesi. Ligimizden de bir oyuncu. Yani ben mesela bir Fenerbahçe olarak Talisca'nın oyununu çok beğeniyordum. Böyle bu tarz kartlara yani fiyatı ne kadar ona bakalım. En son fiyatını söylemek istiyorum. Talisca'nın. 60K. Yani 60K'ya bence kesinlikle yapılır dediğim bir kart. Hani biraz öyle değerlendirecek olursak Talisca bence olmuş diyebiliriz. Evet, böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Biri çok güzel bir kapanış şeyi yazmış. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve desteklemek istiyorsanız katıl butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarımı ve Twitch kanalımı bulabilirsiniz. Twitch yayınında da sizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ersin ne güzel yaptın ya.